Merhaba sevgili Özgürüz takipçileri, Ankara Kulüsi programına hoş geldiniz. Malum geçtiğimiz haftanın son gününde Mersin'e doğru yola çıkmıştık Özgürüz Radyo olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin mitinginden son gelişmeleri, neler yaşandığını, neler konuşulduğunu aktarmıştık. Ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile gerçekleştirdiğimiz programda bir de CHP'nin yeni stratejisini Ankara Kulisi programında mercek tutacağımızı söylemiştik. Önemli bilgileri sizlerle paylaşacağımızı aktarmıştık. Şimdi bugünkü programımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin 13. katına gideceğiz hep birlikte. Zira CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki hamleleri fazlasıyla dikkat çekiyor. Ve bu alışık olduğumuz CHP'den ve Kılıçdaroğlu'ndan biraz farklı olmaya başladı. Yepyeni bir imaj, yepyeni hamleler, yepyeni sözler duyuyoruz. Aslında sözler yeni değil belki de. CHP lideri Kılıçdaroğlu uzun zamandır aynı sözleri, aynı vaatleri dile getiriyor. Fakat bunun işleniş tarzı, bunun ulaştırma tarzı biraz farklılaşmaya başladı. Malum CHP'nin oy oranında da yukarı yönlü bir hareket olduğu tüm kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarından ortaya çıkıyor. Hatta CHP'nin AKP'li seçmenden dahi oy almaya başladığını görüyoruz. Peki o zaman hem iktidarda hem de kamuoyunda fazlasıyla merak edilen bu yeni tarzın arkasında ne var? İşte tüm bunların cevabı çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin 13. katında bu soruların cevapları yer alıyor. Aslında CHP'nin 13. katı yani genel merkezinin 13. katı çok uzun yıllardır bilinen bir yer. Çok meşhur bir yer. Tabi iktidar kanadından farklı açıklamalar geliyor. Hatta bu konuya ilişkin biz CHP'nin 14. katını da merak ediyoruz gibi bazı söylemler geliyor. Çünkü son dönemlerdeki hamlelerin arka planının iktidarda da rahatsızlık yarattığını söylemekte fayda var. Şimdi genel merkezin bu katı partinin belki de en canlı noktası, çok yoğun bir nokta, en kalabalık nokta, neredeyse 24 saat yaşayan, ışıkları neredeyse 24 saat sönmeyen bir yer. Seçim sürecinde olunsun ya da olunmasın, sahadan gelen bilgiler, basında çıkan her satır haber, sosyal medyadaki paylaşımlar, tartışmalar, kamuoyu araştırma şirketlerinden gelen araştırma sonuçları, her şey yani CHP'ye ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dair her şey ama her şey burada ince bir süzgeçten geçiriliyor, işleniyor, değerlendiriliyor. Ama bunlarla sınırlı değil. Daha önemlisi ise işte az önce bahsettiğimiz husus. Tam da CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun stratejileri de artık burada tartışılıyor ve neredeyse karara bağlanıyor. Bu da önemli bir diğer nokta. Şimdi 13. katta strateji belirleyen gruplar, yaratıcı gruplar, ve saha çalışma grupları ve buna ek olarak tabii ki bir de bunları halka ulaştıracak yani seçmene ulaştıracak kurgu ekipleri, montaj ekipleri, görsel malzemeleri hazırlayan ekipler bunlar CHP'nin 13. katında yer alıyor ve hep birlikte çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında genel başkan yardımcılarının çok belirli sayıda milletvekillerinin bulunduğu ve yine bunlara ek olarak CHP'nin hizmet aldığı, sözleşme imzaladığı profesyonel isimlerin bulunduğu, o isimleri de belki ilerleyen zamanlarda paylaşırız. Şimdilik paylaşmayalım zira aslında kendileri paylaşılabileceğini söylediler bu kulisi edindiğimizde. Lakin belki de kişisel olarak zarar görebilecekleri bir ortamda yaşıyoruz Türkiye'de. Bu nedenle kendi fikrimizce paylaşmamayı daha doğru bulduğumuzda belirtelim. Haberlerimizden dolayı kimsenin zarar görmesini istemeyiz elbette. İşte bu profesyoneller strateji belirlemek üzere her hafta Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında az önce belirttiğimiz gibi genel başkan yardımcılarının olduğu bazı önemli isimlerin CHP'nin bu noktada strateji belirlemede uzunca yıllardır çalışan isimlerinin olduğu bir toplantı gerçekleştiriliyor ve bu toplantılardan çıkan sonuçlar az önce bahsettiğimiz yaratıcı ekibe gönderiliyor. Burada bu sonuçlar ete kemiğe büründürülüyor. Daha doğru tabiriyle halka nasıl ulaştırılacağı üzerine çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ve CHP yönetimi de bu hizmetleri dönem dönem zaten alıyordu seçim dönemlerinde çok sık bir şekilde alıyordu. Lakin edindiğimiz bilgiye göre yaklaşık 14 ya da 15 aydır aralıksız bir biçimde artık süreyen bir şekilde bu hizmet alımı gerçekleştiriliyor. Bazı isimler tam anlamıyla istihdam edilmiş durumda ve 7/24 neredeyse çalışan bir grup olduğunu belirtelim. Peki ekipler nasıl çalışıyor?
ekiplerin her birinin başında uzman şefler bulunuyor. Bu uzman şeflerin yönetimindeki ekip 20, 25, 15 kişilik kişilerden oluşuyor ve çok sık toplantılar gerçekleştiriliyor. Peki bu ekip neleri ortaya çıkardı? Şöyle bir hatırlatma babında da söyleyelim. Malum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik bir çağrısı vardı. O bürokrasiye yönelik çağrı büyük yankı getirmişti. İşte o bürokrasiye yönelik çağrı da burada ete kemiğe büründürülen bir çağrıydı. Öte yandan 128 milyar dolar nerede sorusu çok uzun tartışmalara yol açmıştı. Hatırlayalım, CHP il ve ilçe yönetimlerine asılan pankartlar polisler tarafından indirilmişti. Hatta çok sayıda CHP'li gözaltına alınmıştı bu soruyu sordu ya da pankart astığı için. Ve işte 128 milyar dolar nerede sorusu da yine az önce bahsettiğimiz bu ekibin çalışmasının bir ürünü. Hatta şunu biliyoruz ki gece yarısı neredeyse saat 3'te sonuçlanan ve o toplantıdan çıkan sonucun gece 3'te ekibin başındaki isimlerden birine iletilmesiyle oluşan bir strateji, bunu da biliyoruz. Şimdi son günlerde belki fark etmişsinizdir siz de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kravatsız görüntüler veriyor. Bazı ziyaretlerinde artık kravat takmıyor. Bu da bir stratejinin parçası. Fakat şunu söyleyelim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de konuşmasını devam ederken bir anda dönüp ceketini çıkardı. Bu ise bir strateji değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun anlık aldığı bir karar. Yani adeta CHP lideri Kılıçdaroğlu orada anlık bir kararla mücadeleye hazır olduğunu bir de ceketini çıkararak göstermiş durumda. Peki ekip nasıl çalışıyor? İşte burası tam bir aslında bir koordinasyonun da önemli bir göstergesi. Şimdi strateji grubu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kararları alıyor. Bunu ete kemiğe büründürmek üzere yaratıcı gruba gönderiyor dedik. Yaratıcı ekip de CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini ulaştırıyor halka. Şimdi burada önemli bir diğer husus ise bu kararlar halka ulaştırıldıktan sonra, yani seçmenle iletişim kurulduktan sonra iş bitmiyor. Ve burada bir de seçmenin bu ulaştırılan söylemlere verdiği tepkiler ölçülüyor. Bu da iki noktayla. Bir, önemli bir nokta bana kalırsa araştırma gruplarıyla neredeyse haftalık ve aylık toplantılar yapılıyor. Buradan edinilen sonuçlar değerlendiriliyor. Tabii bu da bir hizmet alımı olarak gerçekleştiriliyor. Bunun yanında bir de odak gruplarına yönelik çalışmalar var. Yani farklı, toplumun farklı kesimlerinden, farklı siyasi görüşlere sahip, farklı partilere oy vermiş isimler üzerine yoğunlaşılıyor ve bu mesajların hangisine nasıl tepki verdikleri yine CHP tarafından gözlemleniyor. Bu da bir hizmet alımı olarak gerçekleştiriliyor. Şimdi peki Kılıçdaroğlu sahaya çıkıyor. Çok uzun bir süredir pandemi döneminde herkes evlerine kapanmışken bile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sahada olduğunu, koşturduğunu gördük. Peki bu süreç nasıl işliyor? İşte bu da önemli bir nokta. Kılıçdaroğlu sahaya çıkmadan önce CHP'nin içerisinde oluşturulan farklı birimler önce harekete geçiyor. Malum son zamanlarda ziyaretlerini görüyoruz. İşte ekonomi masası, esnaf masası gibi bazı birimler var. Bu birimler, bu çalışma grupları önce gidilecek yerlere gidiyorlar. Orada ziyaretler gerçekleştiriyorlar, toplantılar yapıyorlar. Ardından saha koordinasyon birimi devreye giriyor. Bu birimler 6 ile 12 kişiden oluşuyor ve yine o birimler ziyaret edilecek hedef yere gidiyorlar ve en az bir hafta boyunca orada kalarak, konaklayarak çalışmalar, toplantılar, görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Yakın bir markaj uyguluyorlar. Bu birimler daha sonra ellerinde muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin listesiyle Ankara'ya dönüyor. Genel merkezde bir görüşme yapılıyor. Bu genel merkezdeki görüşmenin ardından birim üyeleri tekrar hedef kente gidiyorlar ve bu defa o listelerde belirlenen isimlerle, gruplarla, kurumlarla toplantılar gerçekleştiriyorlar. Ve tam anlamıyla zemin hazırlandıktan sonra ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine ekipten önemli bir isim ve CHP lideri heyetinin, CHP liderinin kurmayları o kente hareket ediyor. Bu arada gerçekleştirilen toplantıların çoğuna CHP'lilerin alınmadığını da biliyoruz. Bu da önemli bir stratejinin diğer parçası. Kılıçdaroğlu ziyareti öncesi CHP'lilerle görüşülüyor. Neden alınmayacakları, neden alınmamaları gerektiği Cumhuriyet Halk Partililere iletiliyor. Elbette
CHP'liler gittikleri illerde CHP yönetimiyle, CHP'lilerle toplantılar gerçekleştiriyorlar. Fakat hedef kitleye yönelik toplantılara CHP'liler alınmıyor ve bu neden alınmayacakları da izah ediliyor partililere. Öte yandan CHP liderinin bu tarz toplantılar, yani trafiği başladığı gün sabah 6'da CHP lideri için gün başlıyor ve gece yarısına kadar evine dönmüyor. CHP lideri, yine edindiğimiz bir bilgi de bu. Fakat CHP lideri toplantısını bitirdikten sonra da yakın markajını sürdürmeye devam ediyor. Yani toplantıya katılanlardan belirli isimler rastgele seçiliyor. En az 10 kişi olmak kaydıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu doğrudan bu isimlere telefon açıyor ve toplantıya ilişkin görüşlerini, eleştirilerini, bunların tamamını doğrudan CHP lideri dinliyor ve böylelikle de çok ciddi bir yakın markaj süreci devam ediyor. Bu arada seçim dönemine girildiğinde de bu kattaki yoğunluğun daha fazla artacağını biliyoruz. Peki neden bir yıla aşkın süredir, daha önce seçim dönemlerinde yoğunlaşan 13. kat şimdi bir yıldır yoğunlaşmış durumda? Bu stratejiyi geliştiren, bu stratejinin üzerinde çalışan CHP'nin önemli isimlerinden birinin aktardığı bir bilgiyi verelim. Seçim dönemlerinde yurttaşlar kendilerini kapatıyor, bir ön yargı oluşma süreci gelişiyor. Bizler seçim dönemine henüz girmeden bu baskıyı oluşturmak, o ön yargılar oluşmadan seçmene ulaşmak için bu çalışmaları şimdiden başlattık diyor. Kim bilir, belki önümüzdeki dönemde CHP'nin 13. katından daha fazla bilgileri de sizlerle paylaşırız. Yalnız az önce de belirttiğimiz gibi 14. kat, 15. kat ya da başka katlarda değil, CHP'nin 13. katında çok ama çok hararetli tartışmalar ve çok yoğun çalışmaların olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Bugünlük de Ankara Kulisi'nden bu kadar. Bir başka programda yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.